Merhaba arkadaşlar. 17 Haziran Pazartesi Bursa Osman Gazi'deyiz. Bursa Osman Gazi'de 10 koşu koşulacak. Kurban Bayramınızı tekrardan tebrik ediyorum. Sağlık ve bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlayacak saat 13.30'da. 3 yaşlı Arap Taylan'ın şartlı bir koşusu, bölünen şartlı birin ilk ayağı. 1200 metre çim pistte 11 tay ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgililerine bol şanslar diliyorum her zamanki gibi. Burada hazırlıklarına baktığımda zor bir koşu ama 2 tay benim dikkatimi çekti. Bunların ilki 1 numaralı balıkçı kraliçe, diğeri de 4 numaralı ırmak çiçeği oldu. Birinci koşuda 1 ve 4 şans verdiğim taylar. İkinci koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metre çim pistte koşacak şartlı 3 koşuda 8 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada da 2 tay değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Selim Kaya idaresindeki 3 numaralı Lekudator. Bugün ilgilileri kapalı gözlüğü çıkardı taydan. Son yarışında da zaten iyi bir çıkış yapamamıştı starttan. Yine de sonlarda iyi sprinti ile 5. olmuştu. Bugün için yarışı kazanacağını düşünüyorum. 3 numaralı Lakidator. Yanına yazdığım rakip ise 7 numaralı High Volume oldu. İkinci koşuda şans verdiğim taylar 3 ve 7. Üçüncü koşuda da 3 yaşlı İngiliz tayları koşacak 1700 metre çim pistte. Handikap 14 koşuda 11 tayı izleyeceğiz. Burada 3 tayı ben değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Muhammed Mirbilgin idaresindeki 2 numaralı Jesko oldu. Sonra Apprenti Cem Altun idaresindeki 4 numaralı The Hikelist ikinci tercihimde öneriyorum. Son olarak da 1 numaralı Native Moonlight yine Apprentisi İsmail Yıldırım'la ki İsmail Yıldırım da Bursa'da 4 kez at bindi geçen sene o da. 3, 1, 4 ve 3 yaptı yani şahane bir performans. Atı da iyi tanıyor. İki sefer koştu Native Moonlight'la. Ki Native Moonlight farklı pistlerden geldi. İstanbul, Antalya, Ankara. Bugün de Bursa'da Aracı Ekürüsü'nün tayı yine şanslı olacaktır. Üçüncü koşudaki sıralamamda 2, 4 ve 1. Dördüncü koşu Yedili Plasen'de ilk ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 5 koşu 2000 metre çim pistte. 7 at yarışa kayıtlı. Buradaki önceliğim 5 numaralı Selboy oldu. Amerikalı temsilcisi ki 4 numarada bir Amerikalı temsilcisi. Bu sene baktığımda Aygır'a talep biraz fazla. 25-30 tane yavrusu var şu ana kadar Amerikalının. Ve Selboy da Amerikalının en iyi yavrularından biri. Son kazandığı yarış şahaneydi. Buradaki bazı rakiplerini de geçmişti. Yine de bugün tek bırakmayacağım. 5'in yanına o koşuda geçtiği 3 1 numaralı Ford Rayant Nurettin Şen'le bugün için daha iyi koşacağını düşünüyorum. O gün biraz şanssızlıklar yaşamıştı. Ve son olarak da 7 numaralı Torun Yusuf'u da sürprize öneriyorum. 4. koşuda şans verdiğim atlar 5, 1 ve 7. Bursa'da ikinci altılı ganyan 5. koşuyla saat 15.30'da başlıyor ve birinci altılıda olduğu gibi şartlı bir koşuyla başlıyor ikinci altılı ganyan. 3 yaşlı Arap tayları 1200 metre çim pistte koşacak. 10 tayı izleyeceğiz. Ben 5'ini değerlendirmemi aldım. İlk olarak Gökhan Kocakaya idaresindeki 4 numaralı Gürvadi, Gürsu temsilcisi. Sonra 6 numaralı Hümacığım, bir 6. his temsilcisi. Sonra 3 numaralı Ergen, hani kum olsaydı favorim olurdu ama çim pist diye 3. tercihime yazdım. Hazırlıkları iyi, iyi bir ekürünün tayı. 3 numara. 2 numaralı Can Yeli, hazırlıkları iyi olmasa da sürpriz yapma şansına sahip. Ve 5 numaralı Hızlı Bakış, yine sürprize öneriyorum. 5. koşudaki şans verdiğim taylar 4, 6, 3, 2 ve 5. 6. koşuya geldik. 1. altılı ganyanın da son ayağı.
3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 5 koşu dişilere ait 2000 metre kum pistte 9 safkan mücadele verecek. Burada 4'ünü ben değerlendirmeme aldım ve 4'ünü de eşit şanslı olarak görüyorum. 1 numaralı Good of Love, 2 numaralı My Saray Yerli çok formda, son 3 yarışını kazandı. 9 numaralı Canindo, 3 yaşındaki tek safkan, 9 numara muhakkak yazalım. Ve son olarak da ekürilerden 4 numaralı Zisino. Sırasıyla şans verdiğim atlar oldu. 1, 2, 9, 4. 7. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 4 koşusu 1100 metre çim pistte 6 tay birincilik mücadelesi verecek. 2 ve 5 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada tek olarak önereceğim Tay Vedat Abiş arasındaki 4 numaralı Mendip temsilcisi Colton olacak. 800 ve 1000 metreler koştu, 1 ve 3. oldu. Ama 3. olduğu yarışta biraz şanssızlıkları yaşamıştı. Gerçek gücünü görememiştik. Bugün için Vedat Abiş de rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 7. koşuda 4 numaralı Colton için tek diyorum. 8. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metre çim pistte koşacaklar. Hilalü Zaman 25 koşusu. 7 atı izleyeceğiz. Geçen seneki kazanan 2 numaralı Katoğlu'ydu. Ondan önce de 3 numaralı Pıtır kazanmıştı bu yarışı. Bu sene tabii Karpiz geldi. Karpiz 26'da 20 yapmış bir safkan. Maşallah Kaysbert temsilcisi. Şahane performans sergiliyor. Kiloya da alışık. 60-61 kilo, 62 kilolarda da koşuyor. Ama Çim'de ve Bursa'da ilk kez koşacak. Tabii bu koşmayacak manasına gelmez. Her yerde koşuyor. Çim'de de koşabilir. Kaysbert temsilcisi. Ama son yarışında hani yarış bittikten sonraki durumu beni biraz şüphelendirdi. Bugün için ben tek bırakmayacağım. Bilmiyorum kötü mü yapacağım. Ben burada tabii karpiz olmasa hani baktığımda hangisi gelir diye gelmeyecek bir at da bulamadım. Hani bir Everest filan Soydere çok kötü formu var ama üstünde Gökhan Kocakaya var. Dolayısıyla bir ayrım yapamadım hani karpiz olmadan düşünecek olursam. Dolayısıyla 8. koşuda ben hepsini yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H deyip 9. koşuya geçiyorum. 9. koşu bölünen şartlı birin son ayağı. Toplam 10 tay ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada da 5 tay değerlendirmemi aldığım hazırlıklarına baktığımda önceliğim Ali Yıldız İdaresi'ndeki 2 numaralı Beyaz Dalga oldu. İlginç Mart ve Nisan aylarında İzmir'de iki galobu var. Ondan başka bir bilgi yok. İyi bir ekürünün tayı. Önceliğim benim 2 oldu. Sonra 5 numaralı Hadi Bakalım Mehmet Akyavuz'la ikinci tercihimde öneriyorum. Sonra ekürülerden 6 numaralı Mahmelek. Hazırlıkları iyi. Anneden kardeşi de Pekalp anneden kardeşi. Bir ateş topu yavrusu. Çim'de de iyi koşacağını düşünüyorum. Ekürü avantajı da var. Ekürünün hazırlıkları da iyi. Sonra 7 numaralı Mavi Güzel Cemal Paso ile yine şablonuma yazdığım bir tay. Son olarak da Mustafa Çiçek İdaresi'ndeki 1 numaralı 6. Emel diyeceğim. 9. koşudaki sıralamam 2, 5, 6, 7 ve 1 oldu arkadaşlar. Bursa'da koşular 18'de sona erecek. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı 4 koşusu 1400 metre kum pistte 13 at birincilik mücadelesi verecek. Burada da bir diğer tekim Mehmet Akyavuz dairesindeki 9 numaralı Özaydın oldu. Bu sene bir kere koştu, Ankara'da 3. oldu. Bu pistte ilk kez koşacak ama İzmir'de, Kocaeli'nde de koştu ve iyi koştu. 1. ve 2. olmuştu. Bugün için de bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 9 numaralı Özaydın için tek diyorum. Burada tabela bahis var. Sıralı 5'li bahis var. Notlarıma yazdığım diğer atlar 5 numaralı Çığ Rüzgarı, 6 numaralı Kırım Rüzgarı, 1 numaralı Canım Babam ve 12 numaralı
Belalı Tumbul, Bayis için notlarıma yazdığım atlar, altılı şablonumda 9 numara tek deyip Bursa ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Hemen şablonuma geçiyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.